Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle babam için hazırlamış olduğum doğum günü pastasının tarifini paylaşacağım. İlk olarak krema ile başlıyoruz. Tencerenin içerisinde 3,5 su bardağı süt var. Üzerine 6 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı da nişasta ekledim. Buğday ya da mısır fark etmez. Nişasta ve unu hafif tepeleme kullandım. 2 tane yumurta sarısı ekliyorum. Bütün malzemeleri karıştırıyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvama geldiğinde ocağın altını açacağım. Kısık ateşte kaynayıp koyulaşana kadar pişireceğim. Kremam artık pişti. Şu anda kıvamı çok koyu gördüğünüz gibi ama bu sizin gözünüzü korkutmasın. Zaten olması gereken bu. Şimdi içerisine 80 gram beyaz çikolata, 1 paket şekerli vanilin, 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kremayı temiz bir kavanın içerisine koyacağım. Üzerini streç filmle kapatacağım ve bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğim. Eğer bir gece bekletirseniz çok güzel sonuç alırsınız. Ama vaktiniz yoksa en az 5-6 saat boyunca bekletmenizi tavsiye ederim. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece boyunca beklettim. Şimdi kremamı çıkarttım. Mikserin içerisine koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok yoğun kıvamlı. Bunu biraz çırparak kıvamını açacağım. Bir poşet toz krem şanti ekliyorum. Ben kilo ile aldığım için bir çay bardağı kullandım. Bir poşete denk geliyor. Yüksek devirde çırpıyorum. Bir yemek kaşığı kadar sıvı krema ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Şimdi size hemen kıvamını göstereceğim. Pastanın arasından akmayacak, çok lezzetli, harika bir pastacı kreması oluyor. Mutlaka tavsiye ederim. Bütün pastalarınızda kullanabilirsiniz. Harf pasta da yapabilirsiniz bununla. Şimdi pandispanyaya geçiyoruz. 8 tane yumurta kullandım. 20 kişilik bir pasta hazırladım. Siz kişi sayısına göre ölçüleri azaltabilirsiniz. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırdım. Aklarını yarım çay kaşığı tuzla birlikte yüksek devirde çırpıyorum. Toplamda 1,5 su bardağı toz şeker kullanacağım. Toz şekerin yarısını yumurta aklarına ekliyorum. Yarısını da yumurtanın sarılarına ekleyeceğim. Bu arada yumurtaların oda sıcaklığında olması çok önemli bir püf nokta. Bir de yumurtanın aklarını ve sarılarını ayırırken akların içerisine bir damla dahi sarı girmemesi gerekiyor. Buna da dikkat etmek lazım. 1,5 su bardağı toz şekeri ikiye böldüm. Yarısını görmüş olduğunuz gibi yumurta aklarına koydum ve yüksek devirde bembeyaz olana kadar çırptım. Bayağı katı bir kıvama geldi. Şimdi yumurta sarılarını çırpıyorum. 8 tane yumurta sarısını kabın içerisine koydum. Kalan toz şekeri de üzerine ekliyorum ve çırpmaya başlıyorum. Aynı şekilde yüksek devirde çırpıyorum. Rengi bu şekilde açıldıktan sonra yarım çay bardağı sıcak su ekledim. Tekrardan çırpıyorum. Şimdi içerisine 1,5 su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu koyuyorum. Bunları mutlaka eleyerek kullanıyorum. Düşük devirde hepsini çırpıyorum. Şimdi çırpmış olduğum yumurta aklarının yarısını kabın içerisine koyuyorum ve spatula ile alttan yukarıya doğru yumurta aklarını söndürmeden dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Katlama yöntemi dediğimiz karıştırma yöntemiyle bu şekilde dikkatlice karıştırıyoruz. Pandispanya hamurum bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. 20 santimlik kelepçeli kalıbın içerisine pandispanya harcını döküyorum. Önceden ısıtılmış 175 derece fanlı fırında 45 dakika 1 saat boyunca pişeceğim. Her fırın farklı, ara ara kontrol ediyoruz. Benim yaklaşık 1 saatte falan pişti yüksek olduğu için. Kalıbın içine hafif margarin sürdüm ve yağlı kağıtla kapladım. Yüksek bir pasta olacağı için kalıptan taşar diye yağlı kağıtla kalıbı bu şekilde yükselttim. Kek pişti. Şu anda çok sıcak. İlk olarak kalıptan çıkartıyorum keki. Daha
Daha sonra ızgaranın üzerine ters çeviriyorum. Ve üzerindeki yan tarafındaki yağlı kağıtları dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Burada dikkatli olmakta fayda var. Kek sıcak olduğu için bazen kırılmalar olabiliyor. Yağlı kağıdı çıkarırken mümkün olduğu kadar dikkatli ve hassas davranmamız lazım. Bu şekilde ızgaranın üzerinde kek soğuyana kadar bekliyorum. Soğuduktan sonra artık katlarına ayırabilirim. Ben bu şekilde bir kesici kullanıyorum. Bunun linkini aşağıya açıklamalar kısmına eklerim. Eğer sürekli pasta yapıyorsanız kekleri eşit bölmek için çok kullanışlı bir parça. Fiyatı da gayet uygun. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada aşağıya yine krema torbası, duylar vesaire her zaman kullandığım pasta kalıplarını ekleyeceğim. Oradan bütün pasta malzemelerime ulaşabilirsiniz. Bu şekilde 5 katlı bir pasta hazırlayacağım. 5 kat çıktı benim pandispanyamdan. İlk olarak birinci katı koydum. Birazcık sütle ıslatıyorum. Hazırlamış olduğum kremayı biraz sıkıyorum. Bu arada ben pastanın içerisine babam beyaz çikolata sevdiği için çok az bir beyaz çikolatalı krema hazırladım. Bu krema ağır olduğu için içine çok az sıkıyorum. Onun da tarifini aşağı açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Daha sonra yatay olarak kesmiş olduğum muzları koyuyorum. Bütün katlar bitene kadar aynı işlemi yapacağım. Siz istediğiniz farklı meyvelerle de hazırlayabilirsiniz. Süt yerine farklı bir meyve suyuyla da ıslatabilirsiniz. Bu beyaz çikolatalı kremayı da 200 ml sıvı kremayı 2 yemek kaşığı pudra şekerle iyice çırptım. Mikserin yüksek devrinde yaklaşık 5-6 dakika. Krema iyice kabarıp koyulaştıktan sonra, katılaştıktan sonra 200 gram Bengal usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatayı içerisine ekledim. Tekrardan çırptım. Buzdolabında bir yarım saat 45 dakika kadar dinlendirdim. O da güzel bir krema oldu ama ağır olduğu için içerisine çok az koyuyorum. Eğer bütün pastayı o kremayla yaparsanız muhtemelen çok ağır olacaktır. O yüzden tadımlık azar azar bütün katlara paylaştırdım. Ve artık pastanın son katını da yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi kalıbın bayağı bir üstüne çıktı. O yüzden kalıbı çıkartıyorum. Normalde kalıbın içerisinde ben pastayı dinlendiriyorum. Ama pasta yüksek olduğu için kalıptan çıkarttım. Şimdi artan kremalarımı kenarda kalan boşluklara sıkıyorum ki daha düzgün bir görüntü oluşsun. Kenarları ne kadar düz olursa kaplaması da o kadar rahat oluyor. Bu yüzden artan kremaları bu şekilde dolduruyorum kenarlara. Beyaz çikolatalı kremayı da kenarlara doldurduktan sonra pastayı biraz sıvayacağım, streçe saracağım
1-2 saat boyunca buzdolabında streçe sarılı şekilde bekleteceğim. Bu arada streçe sımsıkı sardım ki kenarlardan akma olmasın. 1-2 saat beklettikten sonra streçini açtım. Şimdi krem şantiyini kaplamasını yapacağım. Pürüzsüz bir kaplama yapmak için maalesef az miktarda krem şanti yetmiyor. Krem şantinin bol bol olması gerekiyor ki hiçbir pürüz olmasın. Bol bol krem şanti sıktıktan sonra kenarlarını sıvıyorum. Benmari usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatayı pastanın kenarlarından akıtıyorum. Burada en önemli püf nokta çikolatanın sıcak olmaması. Eğer erittiğiniz gibi direkt olarak pastanın kenarından akıtırsanız alttaki krem şantiyi eritir. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine sıkıyorum bu şekilde. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum ve yarım saat boyunca çikolatanın donmasını bekliyorum. Çikolata donduktan sonra ince bir fırça yardımıyla gold renkte toz gıda boyasıyla çikolatayı boyuyorum. Normalde aslında bu toz boyalar biraz saf alkolle açılarak kullanılıyor. Ben daha önce gül suyuyla açıp kullanıyordum ama hiç gerek yokmuş. Direkt olarak kuru fırçayla uygulayınca da çok güzel sonuç aldım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Kalan krem şantiyle de üzerine dekor yapıyorum. Krem şanti sıkacağım yerleri bıçakla işaretlemiştim. Belki görüyorsunuzdur kenarlarda. Üzerlerine krem şantiyi sıkıyorum. Üzerlerine de birer tane Hindistan cevizi top çikolata koyuyorum. Krem şantiyelerin aralarına da frenk üzümü koydum. Çilek de koyabilirsiniz, portakal, elinizde hangi meyve varsa onu değerlendirebilirsiniz. Şimdi ortada kalan boş kısma beyaz çikolatayı bu şekilde bir soyacakla kesiyorum, rende haline getiriyorum. Hazırlamış olduğum çikolata dekorunu da pastanın ortasına koyuyorum ve bitmiş hali bu şekilde oluyor. Birazdan size hemen dilimlenmiş halini de göstereceğim. Gayet yüksek, çok güzel, şık ve lezzetli bir pasta oldu gerçekten. Yiyenler tadını çok beğendi. Pasta yüksek olduğu için servisini nasıl yapıyorsunuz diye çok fazla soru alıyorum. Hemen göstereyim. İlk olarak pastadan bir dilim kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum o büyük dilimi ikiye bölerek tabaklara paylaştırıyorum. İçini de göstereyim. Bakın bol kremalı, nemli, çok güzel bir pasta oluyor. Dilimi ikiye keserek tabaklara paylaştırıyorum. Ve bitmiş hali bu şekilde. Umarım size de fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.